Selamlar herkese. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda Arbitrum Stylus'un biraz daha detaylarına bakacağız. Arbitrum Stylus'la ilgili ne pratikler yapabilirsiniz bunlara bakacağız ve Stylus'la ilgili kısa bir tekrar yapacağız. Gelecek videoda da Stylus için bir case inceleyeceğiz. Şimdi Arbitrum Stylus neydi? Diğerlerinden farkı neydi? Aslında Arbitrum Stylus'u Arbitrum Nitro'nun yükseltmesi olarak düşünebilirsiniz. Ama EVM'den farklı olarak Multi VM'i sunuyor aslında. Bu da ne oluyor? Yani normalde EVM'de kod yazdığınızda bunun solid olması lazım. Ve Arbitrum Nitro ile de bu kontrata çevirebiliyordu. Ama Stylus'la ile birlikte Rust, C, C++ veya diğer kodlama dillerinin hepsini de Stylus'un sunduğu Web Assembly kodlarını dönüştürme birlikte artık Stylus'la ile birlikte Rust'tan, C'den, C++'dan da kodları akıllı sözleşmeler çevirebiliyorsunuz. Bu tabii ki özellikle kontrat tarafındaki en büyük sorunlarından birini çözüyor. Çünkü hani Web2'deki birçok yazılımcı Solid'i bilmiyor ve farklı dillerde kontrat yazıyor ve bu kodların akıllı sözleşmelerle çalıştırılması da maalesef mümkün pek olmuyordu. Ama şu an Arbitrum Stylus ile burada mümkün. Zaten burada da bir özetini görüyorsunuz aslında benim anlattığımın. Arbitrum Stylus bunu sunarak aslında büyük bir çözüm sağlıyor. Özellikle geliştiriciler için. Yani burada işte neden kullanıldığını, use case senaryolarını ve diğerlerini görüyorsunuz. Bu linkleri yine paylaşacağım sizlerle. Stylus da bir proje geliştirmek için neler gerekiyor bunların hepsini görüyorsunuz. Örneğin geliştirme için gerekli gereksiz silimlerin hepsini buradan örneğin indirebiliyorsunuz. Rust Toolchain direkt gidip buradan indirebiliyorsunuz bilgisayarınıza uygun bir şekilde. Yine işte VC Code her zaman söylediğimiz kod tarafında özellikle bize gelen text editor. VC kodu yine buradan indirebiliyorsunuz. Yani burada sizin için gerekli tüm bilgiler, tüm gerekli tool'lar burada var ve hepsini tek tuşla indirebiliyorsunuz. Yani şimdi hepsine tıklayıp girmeyeceğim. Ama hani anlatmak istediğim burada gerçekten bir geliştiriciyseniz Web2'de stylus'u web 3te kullanmanız oldukça kolay ve ve pikide kodlarınızı ve entegre edip akıllı sözleşmeler çevirmeniz oldukça kolay. burada örnek kodlar da var. Ama bunun dışında şunu göstermek istiyorum size. Buradaki stylus'un örneklerini. Stylus tarafında burada birçok örnek var. İşte Hello World kısmıyla başlıyor. Bas in, buys out, first step. Yani birçok örnek kod var ve stylus kullanmaya başlayacaksanız ilk defa deneyimleyeceksiniz. Buraya mutlaka bakın derim. İşte mapping ile ilgili daha önce de bahsettiğimiz mapping ile ilgili de kodlar var. Tüm dönüşümlerle ilgili kod kodlar var. Multisign için yine kodlar var. Multisign walletlarda cüzdandan bir transfer yapılması için iki farklı cüzdandan onay gelmesi demek. Yani bununla ilgili örneğin bir Yine örnek var. Yani birçok örnek var. Burada sizinle birlikte daha önce yaptığımız kek otomati örneği var. Sayısız örnek var Stylus'ta. Bunların linkini hepsini bırakacağım. Eğer burada yeni başlıyorsanız, yeni başlamıyorsanız da Stylus tarafına pratik yapmak istiyorsanız mutlaka kullanın. Çünkü özellikle günümüzde en çok kullanılan, özellikle Web2'den geçenler için önemli. Burada bunun dışında Stylus'un sitesi de var. Burada fanlikler var. Bunlarla ilgili ayrıca size paylaşacağım dosya. Tüm dokümanlar hepsine buradan ulaşabilirsiniz diyeyim. Yani genel olarak bunların hepsini sizlerle paylaşmak istedim çünkü bunlar oldukça önemli. Önceki videolarda biliyorsunuz nasıl cüzdan kuracağımızı, nasıl musluktan test dokunu alacağımızı göstermiştik. Geliştirme için de belli çevresel koşulları sağlamak, belli tulları kurmak gerekiyor. Bunun için de buradaki dokümanları kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa da mutlaka yorumlara yazın ama bu dokümanlar birçok şey için zaten yeterli olacaktır. Yakında bu videoları tamamladığımızda geliştiriciye ayrı bir grup da kuracağım ve burada gerçekten sürekli geliştiren, sürekli bir şeyler inşa yapmaya çalışan kişilerle birlikte bir grupta beraber tartışacağız Belki oradan ekip arkadaşlarını bulacaksınız birbirinizin ve projeler geliştirmeniz için de katkı sağlayacak Onun için videoyu izleyenler mutlaka beğenip yorum yapsın gelecek videoda dediğim gibi Stylus'ta bir case incelemesi de yapacağız onunla birlikte de Stylus tarafında kapatmış oluruz ve bundan sonraki videolarda da artık bir proje başvurusu yapmak istiyorsunuz neler yapmanız gerekiyor adım adım işte para gerekiyor neler yapmanız gerekiyor Hatta beraber belki bir başvuru formunu beraber doldururuz. Bütün detayları size vereceğim. İlk defa proje geliştirmek isteyenler için finansman, ekip arkadaşı bunlar çok gerekli ve bu konuda her detayı sizlerle paylaşacağım. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere.